Baharın gelmesiyle alerjik reaksiyonlar daha da artış gösteriyor. Havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturduğu polenler. Genel olarak alerji yaşam kalitesini düşüren bir faktör. Alerji dediğimiz şey esasında insanın kendine yabancı olarak gördüğü maddelere karşı geliştirdiği bir savunma mekanizması. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen bahar alerjisi ise özellikle bu aylarda birçok kişinin sorunu. Baharda çiçeklerin ve ağaçların polen dönemi olduğu için onlara karşı da reaksiyon geliştiren insanlar var. Bu noktada toplumun büyük bir kısmında bahar alerjisi problemi yaşanabiliyor. Özellikle beyaz tenli, renkli gözlü ırkta çok gördüğümüz bir durum. Esmer ırkta çok rastladığımız bir şey değil. Burun akıntısı, kaşıntılı ve sulu gözler ya da hapşurma. Farklı semptomlarla kendini gösteren bahar alerjisi basite alınacak bir hastalık değil. Gece uykusuzluğuyla beraber gündüz konsantrasyon bozukluğu ve baş ağrısına sebep olabiliyor. İnsanı çıldırtacak düzeyde hapşırmalara, burun kaşıntılarına yol açabiliyor. Haliyle burun tıkanıklıkları ve burun akıntıları. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Nevruz Özdemir, bahar alerjisinin tedavi yöntemine değinerek şunları ifade etti. Alerjinin dünyada tam olarak bilinen bir tedavisi yok. Tamamen ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Ama verdiğimiz ilaçlarla tedavi olmuşçasına rahatlıyor hastalarımız. Belli bir süre sonra tekrarlama ihtimali gerçekten var. Bahar alerjisi çoğu kez griple karıştırılabiliyor. Doktor Nevruz Özdemir ayırt edecek başlıkları ise şöyle sıraladı. Bazen hastalar gelirler, aylardır gripim var geçmiyor. Aslında geçirdiği şey bir alerjik atak. Grip nezle olduğunuzda hastalarda bir de kırgınlık, ateş, öksürük tarzı şeyler yaşarız. Alerjilerde çok bir kırgınlık yaşamayız, bir ateş yaşamayız. Doktora gitmemek için inat etmekte fayda yok. Uzun süre bu semptomlarla karşı karşıya kaldığınızda uzman hekimlerin kapısını çalmanız gerekiyor. Bir hafta 10 gün içinde bu semptomların geçmediğini göreceklerdi. Normalde grip nezle de bir iyilik hali bekleriz. Ama bu alerjik altyapılı hastalarda geçmiyor. Geçmediğinde de zaten günlük konforlarını da bozar onlar. O noktada beklemenin çok da bir anlamı yok. Alerjilerde en merak edilen konu ise genetik mi yoksa çevresel faktörler mi rol oynuyor? Genetik faktörlerin çok önemi var. Anne babasında alerjik altyapı olan hastaların çocuklarında da olma ihtimali normal gruplara göre çok daha fazla. Bitkilerin yoğun olduğu alanlarda birazcık daha fazla, bitkinin, tozun, nemin fazla olduğu yerlerde birazcık daha az yaşıyoruz.